İnneke le minel murselin ala siratin mustaqim. Gerçekten bir daha böyle şeyler yaşanmasın istiyor musun? Tabii ki istiyorum baba. O zaman şöyle yapacaksın. Geçmişi tamamen unutacaksın. Aydan'la evleneceksin. Sonra bir çocuğunuz olacak. Sessiz, sakin, huzurlu bir hayat yaşayacaksınız. Kavgadan, gürültüden uzak duracaksın. Başka yolu yok daha. Ya nerede kaldın? Korkut'tan haber var mı? Yok. Tekneden de haber yok. Zehir çok kısa sürede etki gösteren bir şeydi. Yaşıyor olmasının imkanı yok. Korkut bence ölmüştür. Neyse unut artık Korkut'u. Bak sana yeni bir hedef ayarladım. Yani çok seveceksin. Araya girdim. Özellikle bu hedefi sana ayarladım. Hayırdır? Bırakıyorum. Neyi bırakıyorsun? İşi. Bak anlıyorum. Tamam, zor bir dönemden geçiyorsun. Yani çok acılı günler yaşadın. Baban öldü. Ama... Aması maması yok müdür. Samet'in borcu kapandı. Daha önce de istediğim zaman işi bırakabileceğimi söyledin. Ben de bırakıyorum. Babam öldü babam. Aydan psikopatın biri tarafından öldürülüyordu az daha. Sevdiklerimden vazgeçemeyeceğime göre işi bırakıyorum. Ya da aksesi düşünüyorum. Bu kahramanlık işlerini bir kenara bırakıp belki de profesyonelce çalışabilirsin ha. Bak bundan sonra hak ettiğin her neyse alacaksın. Bak mesela bu iş. Bu hedefi indir, payına düşen 1,5 milyon. Hedefi indir. Parayı al. İyi paraymış. Hı? Ama o zaman gerçek bir tetikçi olurum. Zaten ödeyeyim misin? Parayla bu işi yapmam müdür. Ruhumu da kaybetmek istemiyorum. Hayatta başarılar. Dahan! Dahan! Adam gidiyor müdür? İkna etmeye çalışmayacak mısın? Gerek yok. Dönecek. Nasıl dönecek? Çok kararlı görünüyordu. Dahan değil. Gattar dönecek. Şu kız vardı ya, hani örgütün kurbanı. Onu şeye göndersene. Taksicine Dandun. Mesut. Mesut. İşte her neyse. Tamam da ana. Sen şimdi bir haftalığına gittin köye. 6 ay oldu neredeyse. Ben anlamadım ki ya. Hep geliyorum geliyorum. E neredesin sen? Sen beni oyalıyor mu? Ben seni anlamadım. Harbiden anlamadım. Oyalıyorsun sen beni ha. Bak 6 ay oldu benim. Kursamdan sıcak bir şey geçmedi ya. Öyle bir...
diyor. Ben kuru taraneyiz, kuru taraneye düştük. Ana, Allah aşkına. Ne diyorsun sen şimdi? Ne? Kız bul. Kız ne alaka kız bul? Kız şimdi kolay mı? Kız kolay mı bulunuyor? Kız bul ne alaka bir de? Sen başından savmaya, atmaya çalışıyorsun beni ya. Ya tamam, tamam. Tamam ana Allah aşkına bir dur tamam. Şey ben kapatıyorum şimdi sen. Hep geliyorum, geliyorum. Makara çeviriyorum benimle. Makaranı döndürüyorum benimle. Ben sana söyleyeyim. Hadi tamam. Merhaba. Mesut siz misiniz? Taksici Mesut. Ben oluyorum galiba. Sizin bir arkadaşınız varmış. İnsanlara yardım eden. Hamura geldiniz siz. Aynen doğru var. Sıkıntı var herhalde. Ben de yardımcı olabilirim yani. Aksiyona girip çıkmışlığım da var hatta sık sık. Giriyorum girişik girişik. Aynen. İçeri geçelim istiyorsanız içeride. Konuşalım. Buyurun şöyle. Gerçekten. Evet. Ne oldu? Hiçbir şey, bir şey olmadı. Olaya bak ya. Arkadaş diyordun Hayal. Bir sıkıntı var herhalde. Biri rahatsız falan mı ediyor? Öyle bir şey mi? Keşke biri olsa. Nasıl yani? Arif Mübarek ismini duydun mu? Duydum. Bu şey Mehdi zannediyor kendini. Kadınlar var yanında falan, müritleri takılıyor o adam. Onların hepsi kurban. Tehdit ediyorlar, şantaj yapıyorlar. Dayakla onları oraya kapatıyor. Hepsini esir aldılar. Ben de onlardan biriydim. Uzaklaşmak istedim. Ama yüzüme bunu yaptılar. Ben de kaçtım. Şimdi peşimdeler. Beni bulup öldürecekler. Yakışıklıyı aradın mı? Kızı bizzat öldürmek istiyordu. Aradım gelecek.
Ne yapacağız şimdi? Anne. Ha? Burası diyorum, ne olacak yani? Ne olacağı var mı canım? Ekmek teknemiz burası bizim. Çalıştıracağız. Nasıl yani? Ben duracağım başında. Sen de eline fırçayı alıp araba yıkayacaksın. Ha? Ne güzel fantezi. Şöyle yapalım abi. Bak, sen burada çalışırsan yemin ediyorum ben de çalışacağım. Tamam lan. Ben de çalışacağım. Nasıl? Tamam. Ne demek tamam ya? Tamam oğlum işte. Ekmek teknemiz değil mi burası bizim? Ben de çalışacağım. Abi sen iyi misin? İyiyim kardeşim. Senin başka işlerin yok mu ya? Ne işin var burada senin? Oğlum ne demek ne işin var burada? Ben zaten daha önceden de burada çalışıyordum. Eski işime geri döneceğim. Hem para kazanmam lazım. Evleneceğim daha. Ha? Nasıl? Ben yanlış mı duydum ya? En son ne dedin sen? Evleneceğim mi? Aynen öyle. Bu evleneceğim yani ne kastettiğin şey, bu ablamı zaman zaman yapmaya çalıştığı, hani bir defter açılıyor, imza atıyorsun, sonra pelerinli bir adam geliyor, karı koca ilan ediyor, sonra gidin çocuk yapın diyor. O. Dediğin gibi aynen kardeşim. Tamam. Bak. Şaka kaldıramayacağım ben artık bu konuda. Boşuna heveslendirme oğlum beni. Çok ciddiyim anne. Şaka falan yok. Aydan'a evlenme teklif edeceğim. Yalnız senden bir ricam var. Aranızda bir mesele var ya, kızıyorsun ona. Yok yok, kızmıyorum ben artık ona. Ya senin haberin yok tabii. Biz Aydan'la o konuyu aramızda hallettik çoktan. Siz evlenin oğlum. Ay Allah aşkına evlenin. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbi. Güzel oğlum benim, güzel oğlum. Canım benim. Ben de sarılayım mı? Sarılabiliyor muyum? Sen dalga geçtin. Gel ben. Kim bu ya? Dandun bastığına göre kim? Mesut. Daha, hadi gel gidiyoruz. Ne oluyor oğlum? Gidiyoruz oğlum hadi. Acil. Fatma anne şimdi alıyorum oğlunu, geri getireceğim. Sıkıntı yok. Oğlum biz şu anda çok önemli bir şey konuşuyoruz. Konuşursunuz siz. Hadi bizimki daha önemli. Hadi. Hadi hayat mevcut. Hadi daha. Yürü. Oğlum dur çekme lan. Ben geliyorum. Ne? Atla. Oğlum söylesene. Lan atla be hadi. Dahan. Konuşuruz. Ne geldiniz? Gelmiyor. Konuşuyor. Bir şey konuşuyoruz. Kızım. Geliyoruz. Gelmiyor oğlum ya. Oğlum nereye götürüyorsun beni sen? Gel. Dur oğlum. Lan gel bir gel. Gel lan. Ne oldu? Şu kızı da bak gördün mü? Oturuyor ya. Tanıdın mı? Hayır. Oğlum o kız lan. Evdeki kız, resimdeki kız, hayallerimdeki kız. Ha, ismi hayal lan. Bak. Ha? Oğlum ne alakası var bu kızın o kızla lan? Nasıl ne alakası var? O lan işte nasıl ne alakası var? Lan değil işte. Lan manyak mısın lan? Yüzünde bir yara izi var, ondan şey yapamıyorsun lan. Bak ben de en başta bir şey yaptım öyle. Kapıda görünce acaba mı lan falan dedim de. Harbiden o lan. Vallahi o. Baksana oğlum. Harbiden o. Zaten robot isim oğlum. Yani ne kadar benzeyebilir işte. Ha bu. Bir de çok sıkıntı çekmiş. Suratında falan böyle çok o ağırlığı var. Ha o bir daha alsa bambaşka biri çıkacak. Harbiden o lan. Şimdi bak. Ha? O. Aynen. O kardeşim o. Aynen. O. Niye çağırdın sen beni buraya? Onu göstermeye mi çağırdın? Yok. Ne? Yardım etmen lazım daha. Kız garip garip adamlara takılmış. Tarikat falan deniyor da aslında bildiğin silahlı örgüt. Başında da şeyh gibi bir şey var oğlum. Kendini Mehdi zannediyor. Duymuşsundur hatta. Arif Mübarek. O işte. Bu kadınları tehditle, şantajla falan alıyorlar. Hatta bunu ermiş zanneden de var. Yani kendi karısını, çocuk yaştaki kızını falan getiriyor. Şey yapınca işte cennetlik oluyormuş. Dalga demem muhabbet. Ben bir sürü haber kesiyorum oğlum her gün gazeteden. Neler var? Bunların ayağını yıkadığı suyu içen mi dersin? O burnunu sildiği mendili. Tamam oğlum tamam sus. Midem bulandı lan. Biliyoruz. Tamam sen beni niye çağırdın? Oğlum bir tane adam var. Bu kadınları kaçırıp bu çakma Mehdi'ye getiren. Hayalin yüzünü yaralayan da o. Takma adı Yakışıklı. O ben gerçek adını da biliyorum. Neymiş gerçek adı? Evladı. Hayır. Ne hayır oğlum? Bitti oğlum o iş. Oğlum lütfen lan.
Oğlum bak kız anlatmak istiyor. Harbiden kız bunların pisliklerini anlatmak istiyor savcıya falan da korkuyor oğlum. Tehdit ediyorlar, öldürecekler lan kızı. Yapma gözünü seveyim, bunlar güçlü adamlar oğlum. Ama bak sen bu adamı gebertirsen, bu yakışıklı denen öldürürsen bunlar da korkar. Onlar korkmadan da olmuyor oğlum, onların da korkması lazım. Mesut tamam kardeşim, boşuna yorma kendini. Bitti o iş diyorum. Artık yapamam. Lan benim için yap lan. Oğlum benim için, hayallerimin kızı diyorum oğlum sana. Yardım etmezsen öldürecekler harbiden olan. Mesut kusura bakma kardeşim. Bitti. Gaddar. Belki gaddar yapar. Gaddar emekli oldu. Emekli mi oldu? Aynen öyle. Oğlum emekli olup ne yapacaksın lan? Emekler aç. Hayal. Mesut. Mesut bu o. Yakışıklı. Koş. Koş. Gel. Geliyor. Geç. Geliyor. Geç. Enayiler. Al canım tut ha. Gel 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 gel. Düştüğüm şu hallere bak ya. Anne bak sırf seni kırmayayım diye tamam dedim de bu devirde kurşun dökmek mi kaldı? Şşş. Bir sus bakayım. Sen kendini bırak. Hadi canım hadi. Bütün pislikler, negatif enerjiler dağılacak yavrum. Işık gibi parlayacaksın. Sen de mi Fikriye abla? Hı. Kızım başımıza gelmedik iş kalmadı. Büyü mü var, ne var üzerimizde? Sen yine duanı oku hadi. Allah'ım sabır ver bana. Bak 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 kocaman bak. Sana gökyüzü birinin nazarı değmiş. Başındaki bu musibet hep ondan. Gökyüzü birinin. Hı-hı. Siz bir... Bakar mısınız? Bir de kıvırcık saçlı mı bu kişi? Nereden bildin? Ah bak kıvır kıvır bak. Aa. Vallahi kıvırcık ya bu. Baksana bir. Bakayım. Aa. Şimdi hatırladım ya, iki hafta önce kapıya geldi kahve istemeye. Bu şey iki arka sokakta oturan var ya, kıvırcık saçlı bir komşu. Kıvır kıvır saçlı geçen gün kahve istiyor. Ay. Kurtar beni daha ne olur ya. Ne oldu Aydan? Annem tepemde kurşun döktürüyor, ne olacak? Kurşun mu? Ya yapmayın böyle şeyler. Sen ne yapıyorsun? İyi ne yapayım? Şey diyecektim sana. Buluşalım mı akşam? Buluşalım. Ama öyle alelade değil. Nasıl yani? Ben sana şey yapacağım. Beni sen ne yapacaksın? Seni yemeğe çıkarmak istiyorum. Şöyle şık bir yere gidelim. İnsan gibi yemek yiyelim. Tamam. Hatta ilk buluşmamız gibi yapalım mı? Yapalım. Tamam. Heyecanlandım. İyi o zaman akşamüstü seni evden alırım. Ha bir de evden almacalı. Annemi ne yapacağım peki? Artık sen bulursun bir çaresini. İyi tamam görüşürüz. Görüşürüz. Tamam oğlum zaten bu bilinen bir örgüt, eski bir örgüt, yeni bir şey değil. Hakkında bir sürü şikayet de var da işte ne oluyorsa son anda tanıklar bir şekilde vazgeçiyorlar, ifadelerini geri çekiyorlar. Bir şekilde kanıt bulunamıyor yani. Bir de tabii bu sahtekarı kutsal zanneden insanlar var.
Ya biliyorum onu, biliyorum da Gürkan işte ne yapacağız şimdi onu soruyorum ben sana ya. Adamlar bak kızın peşinde. Biz adamların ellerinden zor kurtulduk harbiden diyorum. Bak kız kaçtı gitti saklanmaya. Tamam. Emniyete gelsin, beni bulsun, şikayetçi olsun. Korkuyor. Korkuyor, bilmiyorum işte ne bileyim korkuyor. Benden de korktu, benden de kaçtı. Ben anlamadım. Bu örgütün her yerde adamları varmış. Tamam oğlum da şikayetçi olmazsa bir şey yapamam ki ben. Tamam sen yap bir şeyler. Ne yapayım? Bağla yap bir şey. Bağla ne oğlum? Bağla ufaktan yap bir şey, bana yap. Oğlum öyle mi işliyor sistem? Ya hadi Gürko yap bir şeyler Allah aşkına. Şey yap bir şeyler ya. Hadi şş. Hadi hadi bak bu kız benim hayallerimin kızı ya. Hayallerimin kızı, robot resmi var lan evde. Robot resmi? Robot resmi var oğlum aynen. Vallahi robot resmi var ya bak. Bir gün karşıma çıkacağını biliyordum oğlum çıktı. Vallahi kafamın içindeydi şimdi karşımda durdu ya. Mesut sen ne anlatıyorsun oğlum? Benim savcılığa yetişmem lazım. Anlatamıyor muyum sen? Ne istiyorsun benden? Ya ne bileyim ne istiyorum işte Gürkan. Çağırdım akıl verdi ne bileyim ben. Oğlum anlatamıyor muyum sana? Gelsin bu adam beni tehdit ediyor desin. Gideyim alayım adamı sorgulayayım. Ya korkuyor. Anlamıyor mu ya? Tam fişe çekmek lazım aslında. Tam gaddarlık işte. Gaddarın emekli olacağı tuttu. Ne yapacağız? Emekli mi olmuş? Emekli oldu aynen. 283 daha emekli oldu. Muhabbete bak. Gürkan. Hı. O zaman bir getireyim en azından. Bir konuş tanış bir şeyler yap tamam. Tamam getir akşam konuşalım. Ya hala akşam diyorsun oğlum. Ben sana ne diyorum sen hala bana akşam diyorsun ya. Ben ne anlatıyorum sana Allah aşkına? Oğlum anlamıyor musun? Savcılığa yetişmem lazım diyorum ya. Ya ben sana ne anlatıyorum? Ne anlatıyorum ben sana? Tamam o zaman tamam sen uza buradan. Sen ufaktan uza buradan. Ben ne yapacağım biliyor musun? Benim bir şey yapmam lazım. Ben gideceğim Arif Mübarek Mübarek'in ortasını ikiye yaracağım. O zaman kıyametler kopacak. Kıyametler kopacak. Hadi Mesut. Bakayım ne olacak. Bak ya, sakin ol. Şimdi kaybol. La ilacını al. Ya kaybol hadi kaybol. Oğlum bak. Ben lan gir hadi lan. Lan o adam tehlikeli. Ya manyaksın sen ya. Geçen gün yeni bir hadise rast geldim. Ben bunu bilmiyorum. Şöyle diyor. Mehdi'nin göğüs kafesinin tam ortasında hilal büyüklüğünde bir ben olacak. Ben yıllarca fark etmedim. Öyle kılların arasında. Tıraş edince bir de baktım ki yarım santim büyüklüğünde bir ben. Dedim ki kendime işte Allah'ın işi. Bunu benden yıllarca saklaması onun bir hikmeti. Bu bir işaret. Belki de kıyamet çok yakın. Kıyamet demişken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşamış ulu insanlardan biri şöyle diyor. Kıyamet alametleri arttığında kendi benliğinin kandilini üfle. Keramet sahibi insanlara kendini teslim et. Allah. O vakit geldiğinde ben demek işinize yaramayacak. Yani diyor ki keramet sahibi insanlara teslim ol. Dünyada keramet sahibi insanlar çok az. Onu bulduğunda onun eteğine yapışın. O sizi Allah'ın izniyle cennetin en nurlu yerine uçuracak. Amin. İnşallah. Teslimiyet. Burası çok önemli. Tamamen teslim olacaksınız. Öyle yarım inanç olmaz. Ben kitabın burasına inandım. Orası benim mantığıma aykırı. Burası olur, diğer tarafını reddediyorum. Hadi oradan zındık. Olur mu öyle şey dinsiz?
tamamen teslimiyet. Tamamen teslim olacaksınız. İnşallah. İnşallah. Sen yenisin galiba. İlk defa görüyorum seni evladım. Maşallah. Maşallah. Evet hocam, ben ilk kez sohbetinize katılıyorum. İlk defa huzurunuzdayım. Ellerim titriyor, çok heyecanlıyım. Ne güzel. Ne güzel. Yani böyle yeni insanların aramızda olması, böyle çoğalmak öyle hoşuma gidiyor ki. Ya Rabbim. Cennette de böyle kalabalık oluruz inşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Hocam desturunuz varsa ben bir soru sormak isterim size. Sor tabii ki evladım. Hocam biraz önce bir hadisten bahsettiniz. Mehdi'nin göğsündeki benle alakalı. Bu hadis sahih midir? Yani hangi kaynakta vardır? Kütüb-i Sitte'de var mıdır? Bu hadise nereden ulaşabilirim ben? Senin ismin ne? Benim adım Kurt. Kurt? Evet hocam. Enteresan. Şimdi Kütüb-i Sitte dedim. Kütüb-i Sitte de yoruma açıktır. Orada yazmayan her hadis yanlış değildir. Hadisin doğru ya da yanlış olduğunu keramet sahibi insan gönül gözüyle bilebilir, anlayabilir. Bu hadis doğrudur. Sen bana güven. Güveniyorum hocam. Ben size çok güveniyorum. Ben sadece merak ettim, o yüzden sordum. Merak. Merak iyi değildir. Merak değil. Teslimiyet. Teslimiyet. Bir de bir söz söylediniz biraz önce. O söz hangi sahabeye ait? Haydi bir çay kahve içelim. Hangi sahabeye? Daha sonra sohbetimize devam ederiz. Haydi maşallah. Haydi maşallah. Maşallah. Haydi bakalım. Biraz konuşalım mı? Ben çay da içmiş olmaz. Çay? Evet. Tamam, ben oralet alırım ama. Olur. Oralet varsa. Olur tabii. İçerim. Tabii ki. Oralet. Gel yakışıklı, gel. Hocam, nasılsınız? Yani yenilerden bir tanesi biraz benim canımı sıktı ama iyiyim. Ne yaptın hayal işini? Uğraşıyorum hocam. Bu iş bir an önce bitmeli. Birilerine konuşmadan o hayali ortadan kaldırmalısın. Merak etmeyin hocam. Çok az kaldı. Ben sizi başka bir şey için rahatsız ettim. Misafir odasında sizi bir çift görmek istiyor. Yanlarında kızları da var. Yani böyle gönüllü olunca da pek bir hoşuma gidiyor. Gerçekten ya. Ya yakışıklı, senin bugünlerde böyle bir performansın düşük. Bana daha fazla kız getirmelisin. Biliyorum hocam, uğraşıyorum. Yani benim için değil, senin için. Sevap kazanman için. Bana ne kadar fazla kız getirirsen o kadar fazla sevap kazanırsın. Hem ayrıca kızlar için de iyi. Allah sizden razı olsun hocam. Hadi gel geçelim. Buyurun. Hocam, sizden ricamız, eğer uygun görürseniz kızımızı şereflendirin. Biz onun ahirette mutlu olmasını istiyoruz. Baba. Şşt, ne konuştuk evde? Hoca ne yapmanı istiyorsa onu yapacaksın. Hoca efendi senin içini ferahlatacak kızım. Mahşer günü seni o kalabalığın içinden kim çekip çıkaracak sanıyorsun? Kusura kalmayın hocam. Cahil. Estağfurullah. Estağfurullah. Önemli değil. Öğrenecek. Öğreteceğim.
Hepimiz cahildik. Bize el verdiler. Ben de sizin kızınıza el vereceğim, merak etmeyin. Allah razı olsun hocam. Sizden. Bulamadın mı çay ocağını? Arıyorum hala. Yürü, şu elimi bırakır mısın? Yürü. Bak elimi bırak, sinirleniyorum. Kırarım elini. Bak ben buraya ilim öğrenmeye geldim. Ya benim babam imam ya, imam. Ajan mısın lan? Yo, ben hafızım ben ya. Oku lan. Bismillahirrahmanirrahim. İza caa nasrullahi vel fedh ve ra'aytan nase yadhuluna fi dinillahi ahwaja ve sabbih bihamdi rabbika vestağfir innehu kana tawwaba. Ulan ajansın. Kimde olduğu belli olmaz. Ne oldu? Fikri abla, benim yardımına ihtiyacım var. Hayırdır? Bu akşam çok güzel olmam lazım. Bunun için yardıma ihtiyacın yok ki. Zaten çok güzelsin. Sağ ol da biz Dağhan'la bir randevu gibi bir şeye çıkacağız. O yüzden hani sende güzel giyecek bir şeyler var mı diye sormak istedim. Tamam, bakarız, hallederiz. Ama bak, annemin fark etmemesi lazım. Yoksa izin vermez. Ben de yine evi yakmak zorunda falan kalırım. Aman aman, evi falan yakma. Nasıl fark etmeyecek? Tamam, şöyle yapalım. Şimdi sen sanki başkasına diktiğin şeyi benim üstümde deniyormuş gibi yaparsın. Kapı çaldığında sen onu oyalarken ben de kaçarım. Sonra da annem benim ağzıma... Yani biraz öfkelenecek ama idare ederiz artık. Bir tanesi Fikri ablacığım. Erken döndün. Kovuldum. Kovuldun mu? Niye? Soru sordum. Ona biraz kızdı. Kovdular beni. Ne sorusu sordun, neye sordun? Ya adam çok pis sallıyor ya müdürüm. İcazet yok, usul yok. Öyle kafasına göre kaynak yok. Oğlum ne kaynağı ya? Ben seni Ramazan programına mı gönderdim? Niye soru sorup duruyorsun? Dayanamadım. Ya neye dayanamadın? Adam sahtekar zaten, biliyoruz. Ya müdürüm, bizim bildiğimiz sahtekarlar bu adamın yanında melek. Ben bunlara dayanamıyorum. İnsanların inançlarını sömürenlere dayanamıyorum. Ya o insanlar da azıcık aklını kullansın. Allah Allah. Ben de bu herife inanıp onun yanına gidenlere dayanamıyorum, tamam mı?
Neyse eve baktın mı? Video ile ilgili bir şeyler var mı? Dur be, çok büyük. Her yerde olabilir. Bilgisayarda olabilir, data da olabilir, internete yüklemiş bile olabilir. Yok yok yok, bu adam eski kafalı. Bak, bir muhbir anlatmıştı. Bu adamın evinde hala bu CD oynatıcı var. Hala. Evet, işte sapkınlıklarını takıp takıp izliyormuş. Bu CD'leri depoladığı bir yer olması lazım. Buraya baskın yaptığımızda o CD'lere ulaşmalıyız. Baskın? Hı hı. Biz bu işin peşini bırakmıyoruz galiba. Evet. E daha yok. Dönecek. Dönecek. Bak şu kadar bu işten anlıyorsam dönecek. Göreceksin. Kolay gelsin. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben yüzük alacaktım da pek anladığım konular değil. Hediye olacak galiba. Evlenme teklifi. Tebrik ederim. O halde size tek taş lazım. Ben modellerimizi göstereyim. Şöyle bakayım. Ay ne kadar güzel dikmişim ben bunu. Şöyle bir dön bakayım. Harika. Ben bunun aynısından sana da dikeyim. Dik vallahi Fikri abla ya. Ben de çok sevdim. Hatta biraz üstümde mi kalsa? Aa, kalsın tabii kalsın. Dursun, çok yakıştı sana. Çok güzel, çok yakışmış da. Saçların niye yapılı senin? Öylesine yaptım. Ya makyajını da öylesine yaptım. Bir haller var da sende. Ay, anne aşk olsun. Ne haller olacak, öylesine yaptım işte. Dışarı çıkmayı falan planlamıyorsun yani. Yok canım, işte oturuyorum evde, oturuyorum. Ne oluyor ya? Ay aklıma bir şey geldi. Ben sana söylemeyi unuttum. Kız kaçtı. Koş. Ne oluyor? Annem. Çok güzel olmuşsun. Sen de. Haydar! Kaç. Dur bacağım sakat. Ben biliyordum bir şeyler olduğunu, biliyordum. Kız döneceksin değil mi kızım, sen bu eve döneceksin. Bak senin bacaklarını kıracağım o zaman. Kır tabii. Çekil sen de. Suç ortağı. Göreceksin sen gün. Sevdicekler. Efendim Gürkan? Yok oğlum, aramadı beni. Kız gelecek ya, yüz yüze görüşmek istiyor ya zaten işte. Bir sürü şey biliyor, onu anlatacak yani. Güvenmem lazım diyor öncesinde yani, anladın? Aynen. Ben şimdi bekliyorum Hayale. Özellikle de böyle kalabalık bir yerde buluşmak istiyor yani. Tamam, sıkıntı yok. Aynen, biz senin yanına geçelim buradan. Aynen, tamam. Tamam. Tamam, ben biliyorum orayı. Aynen, sıkıntı yok. Tamam. Hadi sağ ol. Yani kendime karşı dürüst olacağım. Klasik bir yakışıklı diyemezsek de fena karizmasın be oğlum. Harbi fena karizmasın yani. Komiksin de. Komiyim. Emmone dedi, komiksin dedi. Ben zaten farkındayım, komiyim de. Olur mu olur. Bağlar mı bağlar. Hadi bakalım. Hayalimdeki kız karşıma çıkmış ya. Bakalım ne olacak. Şu heriflerden bir kurtulalım. Gerisi rahat. Gerisi rahat da. Ablacığım iyi akşamlar. Hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ ol. Ne veriyoruz buna? Al git. Niye? Aman gönlümden koptu be. Al git benden sevgiline hediye. Sevgili mi? Vallahi Allah söyletti ha. Tamam.
sana köfte ekmek ısmarlayacağım. Tamam mı? Haydi. Tamam, ben buralardayım, sıkıntı yok. Sana köfte ekmeğin kralını ısmarlayacağım. Hadi sağ ol. Hayal. Çiçek. Bana mı? Sana. Niye bana çiçek aldın? Bilmiyorum ki, içimden geldi. Belki dedim biraz gülersin. Hani bazı şeyler vardır ya, böyle doğalından gülümsetir. Bebek mesela işte, çiçek. Hiç gülecek halim yok ama teşekkür ederim. Ya sıkıntı yok ya, beleşe aldım zaten. Çiçek yolda dedi, al git. Da işte bunu ben sana niye şimdi söyledim, işte dandın yani, böyle aklıma geleni direkt söylüyorum yani, otokontrol falan hiç sıfır. Yani annem de diyor. Diyor ki oğlum sen ağzı selim oldun diyor valla. Köye gitti geçen, bir hafta diye gitti, 6 aydır yok, kaçıyor benden. Köşe kapmaca oynuyoruz yani. Valla. Ya evlat oldum ama sevilemedim yani, zoru başardık. Geçelim mi şey, Gürkan? Polis arkadaşım bekliyor, çok da dolanmadan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Bayağı da şık bir yermiş burası. Eğer beğenmediysen. Yok. Şık bir yer işte, niye beğenmeyeyim? Yani ne bileyim, rahat hissetmediysen başka bir yere gidebiliriz. Daha samimi bir yere. Seyyar köfteci falan. Hı? Dahancığım, buradan kalkıp niye seyyar köfteciye gideyim? Gayet memnunum ben halimden. Hem karnım da çok aç. Yeterli param var mı, istediğimi söyleyeyim mi? İstediğini söyleyebilirsin. Yani kamyoncu modumu da açabilirim. En sevdiğin özelliklerimden biri biliyorsun. Canım. İstediğini söyle. Canım. Hadi bakalım, bugün başımıza taşlar düşecek ama neyse. Daha. Sen ne yapıyorsun orada öyle? Bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Bir şey yapıyorsun aşağıda sanki. Aydan. Ben sana bir şey söylemek istiyorum. Yemekten önce bunu halledelim. Ben de rahat edeyim, olur mu? Ne oldu? Ben düşündüm, taşındım, sana evlenme teklif etmeye karar verdim. Al. Bu da yüzüğün. Al.
Evet. Ne diyorsun? Bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Evlenme teklif etmeni. Ettim ya. Daha ne evlenme teklifi etmedin. Karar verdiğini söyledin. Ve kararımı dile getirdim. Yüzük de burada. Hadi. Evet de. Hadi evet de. Evet de bir şeyler yiyelim artık hadi. Hadi. Hayır. Nasıl yani? Evlenmek istemiyor musun benimle? Ya kusura bakma da ben senin için o kadar çatışmaya gireyim, gidip polislerden kanıtlar çalayım, üstüne bir de yılanlarla muhatap olayım. E doğru düzgün bir tane evlenme teklifini de hak ediyorum bence ama değil mi? Aydan, bak ben sana ayrıca bizzat izle çökerim. Ama şimdi burada çok kalabalık, burası olmaz. Ne varmış ya burada? Ne varmış burada? Sen getirmedin mi beni buraya? Eğer bak, eğer bana burada, şurada diz çöküp evlenme teklifi etmezsen, yemin ederim sana başka bir yerde evet falan demem ha. Bu da son sözüm, bitti. E hadi. Hadi. Benimle evlenir misin? Tabii ki evet. Evet! İşte bu. Bravo. Bir saniye. Ne oldu? Kapıyı ben açacağım. Kafe burası zaten. Mesut.
Mesut! Furkan! Furkan ambulans al! Ambulans ara lan! Hayal! Hayal! Sende bir şey var mı oğlum? Her ya ambulans şey ara bilmiyorum ya! Hayal! Tamam dayan! Dayan tamam! Teşekkür ederim. Niye? Çiçekler. İnsanın yüzünü gülümsetiyorlar gerçekten. Hocam. Gel yakışıklı gel. Gel otur otur şöyle. Hocam. Hayal'in işini bitirdim. Öldü. Hey. Bu dünyadaki çilesini tamamladı. Maşallah hocam. Maşallah. Tamam. Hocam, beni emretmişsiniz. Gündüzki sohbetimizde benim yaptığım bir şakaya sen gülmedin. Güldüm hocam. Ben görmedim. Gerçekten güldüm. Tamam, farz edelim ki benim gözümden kaçtı. O zaman gündüz güldüğün gibi gül bakalım şimdi. Şimdi mi? Ha, şimdi gül bakalım. Hadi. Hadi gül. Gündüz nasıl güldüysen gül bakayım. Eğer gündüz de böyle güldüysen yalan. Yok hocam, daha çok güldüydüm. E tamam işte, daha çok nasıl güldün onu göster bir bana. Ben hiç inanmadım buna yakışıklı. Hocam. Şunun ağzına bir çiçek kondur da hep gülümsesin. Hocam gerçekten güldüm ben. Şakalarınızı seviyorum. Yapmayın hocam. Evet, burası da bizim evimiz. Çok güzelmiş. Yani aslında Fikriye ablanın eviydi ama biz kiraya dahil olduk. Birlikte yaşıyoruz yani. O zaman inşallah en yakın zamanda kendi evine geçersin. İnşallah. Evet. Nerede kalmıştık? Gel buraya. Ama arayacaksın değil mi? Mutlaka. Gidin. Oya Hanım nasılsınız inşallah? Şunu diyeyim. Anne. Hem o adam benim kocam olacak bir kere. Olacak. Olsaydı şimdiye kadar olurdu. Bak bak şuna bak.
Bu akşam bana evlenme teklif etti. Yakında evleniyoruz. Tebrik ederim. Çok sevindim. Tebrik ederim canım. Bakayım yüzüğüne. Ay çok güzel, pırıl pırıl. Sağ ol Fikri abacığım. Anne. Ne oldu, sevinmedin mi ya? Tebrik etmeyecek misin kızını? Ben sana üzülüyorum kızım. Niye üzülüyorsun? Sen gerçekten evleneceğinize inanıyor musun? Ya niye inanmayayım? Sen niye inanmıyorsun? Evlenme teklif etti diyorum, yüzük taktı diyorum. Çok salaksın. Pardon. Ya pardon, daha yumuşağını bulamadım. Çok salaksın. Bak. Yazıyorum buraya. Kalbin o kadar kırılacak ki senin. Efendim Gürkan. Ne? Mesut. İyi misin kardeşim? Ne oldu oğlum böyle? Vuruldum da. Kalbimden vuruldum. Kalbinden mi vuruldun? Bacağından. Bacağından. Kalbimden vuruldum Gürkan. Pardon Mesut. Haklısın. Önce kavuştum sandım. Hayallerimdeki kızı buldum sandım. Sonra öldü. Gösterdin kız mıydı? Vurdular da. Ama sana dedim değil mi? Yardım et dedim. Öldürecekler dedim. Sana da dedim. Hı? İkiniz de sallamadınız oğlum beni. Kızla konuşacaktım ben. Bir yol arıyorum. Ya ne yol arıyorsun Gürkan ya, Allah aşkına ya. Bir tane yol vardı adamı gebertmek ya. Sen daha ne yol arıyorsun? İkinizle de konuşmak istemiyorum ya. Bunu söylesem geri getireceğim mi hayali? Tabii getiremem de. Getiremeyeceğim. Geç kaldın da. Geç kaldın. Yalnız kalmak istiyorum ben ya. Çıkın.
ses duran adamı görmemiş mi? Görmemiş. Araba çok hızlı geçmiş. Silah sesini duyunca da bizimki direkt kıza bakmış tabii. De Arif mübarek denen adamın işi bu. Kız bir ara bunun evinde kalmış. Yürüdü mi dersin, artık esini mi dersin, ne denir bilmiyorum ki. Konuşmasın diye öldürdüler kızı. Peki sen bir şey yapamayacak mısın? Ben zaten olayın peşindeyim. Mobeselere bakıyoruz, aracı bulmaya çalışıyoruz da... kanıt olmadan hareket edemiyoruz ki biz. İyi, yardım edilecek bir şey olursa haber verirsin. Gaddar emekli olmuş diye duydum. Öyle oldu. Bence işe geri dönsün. Gürkan, Gaddar kaostan başka bir şey getirmiyor. Evet, doğru. Ama bazı işleri çözmek için de kaos gerekiyor. Biz yasal yollardan bu adamlara bulaşamıyoruz. Bu tam Gaddar'lık bir iş. Arkadaşın yaşıyor mu? Yaşıyor, yaşıyor. İyi de... siz nereden duyup geldiniz? Arkadaşını ve yanındaki kızı kim vurdu biliyor musun? Kim? Senin kabul etmediğin iş vardı ya... oradaki hedef... yakışıklı denen adam. Kızlara şantaj yapıp Arif mübareğe taşıyor. İşte arada da böyle infaz işlerine bakıyor. Bir dakika, bir dakika. Benim kafam karıştı şimdi. Vurulan kız Mesut'u nereden bulmuş? Tesadüf mü? Ben yönlendirdim. Gaddar'a. Bunun gibi tehdit edilen çok kız var. Onlar da kendilerini korumak için yardım arıyorlar. Özellikle yeraltı dünyasında. Daha sonra daha beter adamlara denk geliyorlar. Sen işi resmi olarak kabul etmeyince senin vicdanla oynamak istedim. Yani Mesut senin yüzünden vuruldu. Adam ölebilirdi. Ya da senin yüzünden. Eğer adamı indirseydin belki de kız yaşıyor olacaktı. Olasılıklar bitmez. Madem öyle Mesut'u niye karıştırıyorsun? Direkt bana yollasaydın. Doğru. Bak onu yapabilirdim. Ama geleceği işte tahmin edemiyorsun ki. Ama bildiğim tek bir gerçek var. O sahte Mehdi'nin elinde pek çok kız var. Yüzlercesinin hayatını zehir etti. Pek çoğu onun yüzünden öldü. Adamlar öyle bir sistem dizayn etmiş ki... öyle bir korku salmışlar ki... asla açık bulamıyorsun. Ama bence tek bir açık var. Neymiş o? Kaba kuvvet. Kanunsuz biri çıkacak... ve tetiği çekecek. Sen özel olarak ilgileniyorsun galiba bu işle. Niye? Çünkü kız babasıyım Gaddar. İşte biri yakışıklıyı öldürmek için şirkete para ödeyince... ben de bir adım daha ileri gidelim ve örgütü toptan çökertelim istedim. Kurdu Arif'in yanına soktum. İşte arşivleri incelesin, belki bir belge bilgi bulur diye. Ama senin yan çizeceğini hiç düşünmemiştim. Yani kısacası... sana ihtiyacımız var. Senin öfkene, senin gaddarlığına. Neden lan? Neden? Niye ben lan, niye ben? Ben kendime yeni bir hayat kurmaya çalışıyorum lan. Daha bugün Aydan'a evlenme teklif ettim lan ben. Ciddi misin? Evet.
Ben seni daha fazla meşgul etmeyeyim o zaman. Bu kadar kararlı olduğunu bilmiyordum ayrılma konusunda. Arkadaşın için üzüldüm. Seninle çalışmak güzeldi be Gattar. Son bir iş. Kızı öldüren herifi bulur gebertirim. Sonra da işi bırakırım. Adamsın. Arif, Mehdi misin, mürşit misin bilmiyorum ama yani eğlenmeyi çok iyi biliyorsun. Maşallah, maşallah, maşallah. Maşallah. Hamit. Maşallah, maşallah. Ya niye para takıyorsun bunlara? Bunlar benim haremim. Abi duydu mu haremim dedi. Bizde ne var? Oya oya oya. Unuttum ama bana. Sen boşu boşuna buraya gelmezsin. Hadi söyle ne istiyorsun? Evet. Boşu boşuna gelmedim ama bu kadar hatunu görünce benim de dikkatim dağıldı. Maşallah. Tamam işte topla dikkatini de konuş. Tamam topluyorum. Bir dakika topluyorum. Tamam topladım. Şimdi benim sevmediğim bir adamın kaseti varmış senin elinde. Yani uygun bir fiyata onu almak istiyorum. Tamam. Çocuklara soralım baksınlar arşive. İyi baksınlar. Maşallah. Bir de şey var Arif. Benim oğlan var Enver biliyorsun. Enver'in bir kaseti vardı sende. Sen şantaj yapmıştın bize. Şantaj tövbe ne şantajı ya. Canım tamam huzur parası diyelim huzur parası. Şimdi bak Arif, ben Enver'le buluştum. Düşmanız. Yani bu Enver'in kaseti mi, maseti mi, kirli çamaşırları neyi varsa dök ortalığa. Şimdi bunu niye bedavaya yapayım? Benimle iş yapmaya devam et diye. Ya benden gedikli müşteri mi var? Kıymetini bil. Maşallah. Unuttun mu? AVM'lerde pusu yatıyorlar. İşte böyle bir şey alamayan, boş boş gezen kızları gözlerine kestiriyorlar. Hop biri yanına yanaşıyor. Çok güzelsin, oyuncu musun falan filan. Sonra diyor benim oyunculuk ajansım var, kart uzatıyor, davet ediyor. Ne anlatıyorsun? Kızları nasıl tuzağa düşürdüklerini anlatıyorum. Sen bana kızları tuzağa düşüren herifi göster, sonra nasıl öldüreceğimizi konuşalım. Başka bir şey anlatmana gerek yok. Anladım. Ne anladın acaba? Olayın içine girmek istemiyorsun. Çünkü girersen kızlara üzüleceksin, sonra çıkamayacaksın, değil mi? Öyle bir derdim yok. Demek evlenme teklif ettin ha? Böyle diz çöktün mü yüzük falan?
Sen emin misin herifin buraya geleceğine? Eminim. Adamın bir programı var. Bir kızla burada buluşuyor. Aha, geldi. Harbiden de geldi bunu. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Ben bugün mutlaka geleceğim. Hoşçakalın. Hayırdır, ne oldu Aydan? İş görüşmesinden çağırıyorlar Fikriye abla. 2-3 hafta önce internetten başvuru yapmıştım. Şimdi geri dönüş yaptılar. Ne işi? Otelde resepsiyonistik. Aa! Hadi hayırlısı. Teşekkür ederim. Yani bilmiyorum, sanki bu sefer şansım döndü olacak gibi hissediyorum, bakalım. Bana bak. Kurşunu döktürdük ya. Acaba faydası olmuş mudur? Yani bilmem, belki denk gelmiştir de. Uf, şöyle güzel bir para kazansam hayat daha kolay olur bizim için. Yani Dahan'la geleceğimiz için de daha iyi olur. Çok güzel. Peki sen çalışırken Dahan ne yapacak? Bar fedailiği falan mı? Hayır anneciğim, oto yıkamayı işletmeye devam edecek. Dahan, eline fırçayı alıp araba yıkayacak ha? Anne zaten askere gitmeden önce de aynı şeyi yapıyordu çocuk. Hı. O askere gitmeden önceydi canım. O köprünün altından çok sular aktı. Bugün benim moralimi bozmana izin vermeyeceğim, tamam? Hı. Ne istiyorsun şu kızdan ya? Niye durdu lan bu? Anlamadım. İnin lan aşağı. Ne oluyor ya? Sakin, tamam. Sakin, sakin. Tamam, bir şey yok. Siz kimsiniz lan? Asıl siz kimsiniz lan? Niye takip ediyorsunuz arabayı? Hangi arabayı? Konuş lan! Camı niye kırıyorsunuz ya? İnin deseniz ineriz biz, değil mi? Nasıl yani? Gündüz gözü aleni sana saldıracaklardı yani. Kim bu herifler yakışıklı? Arkadaşlar kırmızı ışıkta fotoğraflarını çekmişler hocam. Allah'ın izniyle araştıracağım. Kim olduklarını bilmiyor musun? Henüz bilmiyorum. Benim adamları da vurmuşlar. Ama öğreneceğim. Öğreneceksin. Senin görevin her şeyi bilmek, öğrenmek. Senin bu aciz durumundan yararlanıp gün gelir bana da saldırırlar. Allah korusun hocam. Allah korur. Sen de koruyacaksın. Eğer bana bir şey olursa var ya, cehennemin en dibindeki gayya kuyusundan çıkamazsın. Cenneti rüyanda bile göremezsin. Size bir şey olmayacak hocam.
Gerekirse kendi canımı feda ederim, yine sizi korurum. Allah benim ömrümden alsın, sizin ömrünüze versin hocam. Amin. Ali Dahan. Efendim? Sana çok güzel bir haberim var. İşe başlıyorum. Öyle mi? Evet. Güzel, hayırlı olsun. Sormayacak mısın ne işi diye? Soracağım. Soracağım. Soracağım da şu an pek müsait değilim. Arayayım mı seni daha sonra? Rahat konuşuruz. Tamam, peki sen ararsın. Görüşürüz. Evet. Seni dinliyorum. Yukarıdan durdurdular. Yakışıklı artık hedef değil. Niye? Arif mübarek engellemiş. Adam her yere yetişiyor işte. Parmağına bir şıklattı. Yaydan çıkan oku yakaladı ve geri yerine taktı. Herkes yapamaz. Siz düşünün adamın gücünü. Adamın video arşivi geniş. Ne bekliyordun? Arşivi falan beni ilgilendirmiyor. Müdür, sen bu adamla ilgili ne biliyorsan anlat bana. Ben resmi olarak yok. Tamam, gayri resmi anlat. Ben de hobi amaçlı öldüreceğim herifi zaten. Kardeşimi vurdu herif. Kişisel mesele benim için. Mesut, geçmiş olsun. Sağ ol yenge, hoş geldin. Sen nereden duydun? Sen aradın ya telefonda vuruldum diye. Öyle mi? Ne bileyim, travma yaşıyorum ya, böyle unuttum, kusura bakma. Mesut, sana ne oldu ya? Seni kim niye vurdu? Şu sıra etrafımdaki herkes vuruluyor. Selam. Geçmiş olsun Çatapat. Emo, neredesin oğlum ya? Neredesin? Başımıza neler geldi Emo ya? Sen nereden duydun? Sen aradın ya lan vuruldum diye. Ne oldu sana? Kim vurdu seni? Baş ver. Bu arada görmüşken sana da teşekkür edeyim Leyla. Dağın'la Aydın seni sayende bulduk. Sen av köşkü deyince jeton düştü. Sağ ol. Önemli değil. Ben Dağın'a da söyledim aslında ama aramadım seni. Yok. Aramadım. Allah Allah. İnsan bir teşekkür eder lan. Bu herif niye böyle yapıyor ya? Neyse, ben gideyim artık. Mesut, tekrardan çok geçmiş olsun. Öyle mi? Peki yenge. Tamam, sağ ol. Ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Sen var ya, kötü gün dostusun ha. Anlat bakalım Çatapat. Ne oldu sana böyle? Mevzu karıştı Emo ya. Vallahi karıştı. Ne oldu Enver? Niye çağırdın? Sana da merhaba kayınço. Konuş. Bugün Mesut'la görüştüm. Onu vuran herifin peşindeymişsin. Yakışıklının. Seni niye ilgilendiriyor bu mevzu? Bir sebepten ilgilendiriyor işte. Dur. Bu işin devamını getirme. Anlamadım. Sahte Mehdi'nin örgütüyle uğraşma. Yakışıklıyı da bırak. Unut bu işi. Ciddiye aldığımdan değil de merakımdan soruyorum. Neden? Gençken gurur duymadığım bazı şeyler yaptım diyeyim. Açar mısın biraz daha konuyu? Herifin elinde bazı görüntülerim var. Tamam mı? Oldu mu? Bunlar sıkışınca kirli çamaşırları ortaya döker. Sen bununla düşman olursan ucu bana da dokunur. Uzak dur. Lan yoksa sen arkadaş mıydın bu herifle? Hayır lan. Babamın arkadaşıydı bu Arif. O zamanlar pisliklerini bilmiyordum. Gençtim, içmeye çağırdılar. Orada bazı kötü alışkanlıklarımı kaydetmişler işte bu. Herkesin başına gelebilir yani. Yok yok, herkesin başına gelmez. Senin gibi üst düzey pislik olmak lazım bunun için. Tamam lan, öyleyse de öyle. Ben de iyi bir insan olduğumu iddia etmiyorum zaten.
Yağmur için istiyorum bunu senden ya. Huzurumuz bozulmasın diye. Bak şimdi daha da gaza geldim ha. Senin kirli çamaşırlarını ortaya dökmek için saldıracağım onlara. Yağmur senden ayrılsın diye. Bu mu lan? Ben arkadaşım sanıyordum seni. Onun için konuşmak istemiştim seninle. Bırak lan ne arkadaşı. Arkadaş falan değilim seninle. Pisliğinle boğul. Bak Dağan, seni uyarıyorum. Beni dinle, şunlardan uzak dur. Beni kendine düşman etme yine. Efendim Aydan. Dağhan, nasılsın? İyiyim. Hani beni arayacaktın, unuttun mu? Yok, unutmadım. Bir işim var, onu halledip arayacaktım. Yine ne işi? Bir şey mi oldu? Yok. Bak kesin bir şey oldu. Bana anlatabilirsin. Aydan bak, son bir işim kaldı. Onu da halledip yanına geleceğim. Tamam. Şimdi kapatmam lazım. Dağhan. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ne yapıyorsun sen burada? Hiç anne, öyle hava alıyordum. Gel hadi. Burası ne böyle? Benim evim. Ya bunlar kim? Yalnız olacağız demiştin. Ya onlar benim arkadaşlarım. Rahat ol, geç yanlarına. İstemiyorum. Ya bahanelik etme. Ya hayır dedim. Peki. Gel benimle o zaman. Yukarı çıkalım. Burası yatak odası. Biliyorum. Yalnız kalmak istedin ya. Ben burada durmak istemiyorum. Film izleyeceğiz falan demiştin. Film de izleriz. Film de çeviririz. Ben gidiyorum. Nereye? Ya aç kapı, gidiyorum. Hiçbir yere gidemezsin. Ya bırak, manyak mısın? Hiçbir yere gidemezsin dedim lan. Ya çekil. Şevket! Şevket! Geç bağla şunu. Ben duş alıp geleceğim.
kimsin? Şşş, sessiz ol. Git. Boş. Ne oluyor? Ahmet! Salim! Hasan! Lan oğlum. Bana en büyük günahını söyle. Ne? Söyle. Bırak günah falan sen. Niye yapıyorsun bunu? Para falan mı? Ha? Yoksa kızlardan biri kardeşi falan mı? Hepsi kardeşim. Bırak edebiyat yapmayı şimdi. Bak amacını bilmiyorum ama ben ölünce her şey bitecek mi zannediyorsun? Ha? Yerime başka birini koyacaklar, devam edecekler. Sistem tıkır tıkır işliyor. Günde kaç tane kız ağımıza düşürüyoruz biliyor musun? Bilmiyorum. Kaç? Çok. Hakikaten çok. Bazen ben bile şaşırıyorum. Fakirlik, eziklik, çaresizlik. Özellikle bu durumda olanları seçiyoruz. Hayatlarında o kadar ezilmişler ki birisine azıcık iyi davranınca sana sonuna kadar güveniyorlar. Bak. İçeride yeni bir kız var. Fena sayılmaz. İstiyorsan kız senin olsun. Sabaha kadar takıl. Bir şey demem. Anlaştık mı? Anlaştık. Bakma öyle. Ne yapayım, kurtaramadım seni. Vurma yüzüme yani, ne yapayım? Ben de ölseydim keşke. Kurşun biraz daha yukarı gelseydi, delip geçseydi ne yapayım? Kurtaramadım. Nasıl oldun? İyi mi bacan? İyi, fena değil. Lokum aldım ama sana. Lokum mu aldın? Ha. En sevdiğim şey. Oturabilir miyim ben de? Otur, ayakta kalma, tamam. Eyvallah. Güllü sevdiğimi nereden biliyorsun? Bilmez miyim oğlum? Barıştık mı? Barıştık tamam hadi. İyi. Sana bir haberim var. Yakışıklı ölmüş. Haberlerde gördüm. Katlar mı? Yani bilmiyorum ama bence %100... o. Gattar emeklilikte yaşa takılmış hesabı. (Gülüyor)
Selam. Kurt. Niye kasklı oturuyorsun? Aa, kask hala kafamda mı? Ne oluyor? Kime bakıyorsun? Hiç. Öyle baktım ya. Kim var? Çıkarmayacak mısın gerçekten? İyi. Kusura bakma. Yok canım, ne kusuru? Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın, iş nasıl gidiyor? Çok iyi gidiyor. Teşekkür ederim çok. Yani ben biraz ısrar etmiş gibi oldum. Zorla geldim biliyorum. Yok, zorla gelmedim. Seve seve geldim. Yani sen gelmek istemeyince ben zannettim ki... Nilüfer, ben seninle görüşmeyi çok isterim. Öyle mi? Evet. Ama bunu yapamam. Neden? Çünkü ben şeyim. Sen neysin? Yani şey... Yani şeyim. Yoksa... Nilüfer, ben evliyim. Ne? Ben hiç tahmin edemedim. Kusura bakma. Yani... Ya yüzük falan da olmayınca... Çok affedersin, çok utandım. Aslında ben de belki bir boşlukta olduğum için arkadaş aradım. Muhabbetini de sevince bir de iş ayarladım bana. Çok aceleci davrandım, ben farkındayım. Sen benim için olabilecek en mükemmel, en güzel insansın. Ama bazen en mükemmel şeyler olamıyor. Yani ne derler? Nasip. Çok memnun oldum seni tanıdığıma. Ben daha çok. İyi ol. Ne yapıyorsun lan sen? Ben sana ne dedim? Müdürüm, inan bana... ...bir daha beni arama demek için buluştuk. O kadar. Hayır Nilüfer ya, sakın telefonu unuttum deme. Halletmiştim ya. İnşallah kalkmıştır o da. Yani ben öküz bir adam değilim. Bunu mesajla yapmak istemedim. Yüz yüze konuşalım. Sadece bunun için. Ne anlatıyorsun lan sen bana? Aklından bile geçirme demedim mi? Aklından bile geçirme. Müdürüm. Ben onun babasıyım lan. Ben onun babasıyım ya. Müdürüm. Yanında.
Yani biraz önce garip oldu Nilüfer deyince. Neden? Benim adım da Nilüfer de ondan. Yani sanki tanışıyormuşuz gibi oldu. Yani evet, sizin de adınız Nilüfer. Tesadüf, tesadüf işte. Benim babam öldü. Yok yok yok. Yani sen benim babam falan olamazsın. Sen kimsin? Dükkana tekrar tekrar geldin. Bavulcuya kadar beni takip etmişsin. Kimsiniz siz ya? Nasıl bir oyun oynuyorsunuz? Nilüfer. Bak şurayı da ovala. Çamur duruyor hala orada, ben görüyorum oğlum. Nerede ya? Anne. Abin nerede? Bilmiyorum oğlum abin nerede. Bak verdiği sözü tutmuyor. O yoksa ben de yokum. Ben şimdiden söyleyeyim. Bak sen. Sen de çalışmazsan kim çalışacak burada? O senin sorunun. Ayrıca bu iş bana göre değil ki zaten. Allah Allah. Acaba hangi iş sana göre? Ben çok merak ediyorum. Okul da sana göre değildi. Hiçbir iş sana göre değil. Ne olacak oğlum senin böyle halin? Enişte iş verecek bana. Şimdilik burada takılıyorum ama yarın da kaytarırsa abim ben yokum. Demedi deme. Hadi hadi hadi. Bitir bir an önce. Bak sırada arabalar duruyor. Oyalanmak yok. Hadi. Of. Ya bu nedir ya? Tamam, burası bitti işte. Ben ölünce her şey bitecek mi zannediyorsun? Ha? Yerime başka birini koyacaklar, devam edecekler. Sistem tıkır tıkır işliyor. Günde kaç tane kız ağımıza düşürüyoruz biliyor musun? Yakışıklı ölmüş. Ama beni aradığına göre durmayacaksın ha? Ben değil. İçimdeki adam durmuyor. Gaddar olan. Kendime kaç defa sordum. Çıkayım kızımın karşısına. Alayım onu. Böyle başka bir ülkeye taşınayım. Müdürmüş, Ahmet'miş, Mehmet'miş, uğraşmayayım. Baba olarak kalayım diye. Niye yapmadın? Kendimi kandırıyormuş. İşte kız işten uzak kalsın. Başına bir bela gelmesin diye. Ama mesele bu değilmiş. Bugün anladım. Kendime güvenemiyormuşum. Yani... Mesele müdür olmak değil. Mesele baba olmak. Müdürnek. Müdürken başarısız olsan en kötü öldür gidersin. Ama bir baba olarak başarısız olursan ömür boyu kızının kalbini kırarsın. Şimdi sen söyleyince taşlar yerine oturdu. Doğru. Gaddar olmak daha kolay.
Sorumluluğu yok, korkusu yok, kuralı yok. Bizler egoist adamlarız müdür. Kolayı seçiyoruz. Neyse. Şimdi sen bu sahte Mehdi'yi mi istiyorsun? Yılanın başı o. Onun başını ezmeden olmaz. Yakışıklı gider yerine başka bir zorba gelir. Aynı tas aynı hamam devam eder bu iş. Bunu çok ulvi bir amaç için yapıyorsun. Kızları kurtarmak için. İçimdeki canavarı beslemek için yapıyorum. O herifle ilgili bildiğin her şeye ihtiyacım var. Mümkünse evinin dışında daha savunmasız olduğu bir yerde yakalayıp gebertmem lazım. Mutlaka ölmeli. Benden haber bekle. Yani yakışıklıyı evladım kadar severdim. Allah gani gani rahmet eylesin. Başının sağ olsun. Allah geride kalanlara sabır versin. Amin, amin. Bana yardım eder misin? Ne istiyorsun? Yani bu işi yapanların öldürülmesini. Peki bunu yapanları tanıyor musun? Bak işte bunlar. Bu ikisi. Arabayı kullanan geçen gün benim sohbetlerimden birine geldi. Adı Kurt. Çok hoşuma gitti. Çok güzel. Yanındaki Dahan. İkisini de tanıyorum ben. Yani bunları bulabilir miyiz? Dahan'ı buluruz. Ama Kurt'u bulmak biraz zahmetli. Ama o da eninde sonunda yakayı ele verecek. Bana yardım edeceksin yani. Tabii tabii ama şartlarım var. Ne? Enver'in kasetini ortaya çıkaracaksın. Gönderilmesi gereken yerleri. Ben sana söyleyeceğim. Sen göndereceksin. Kaset işi tamam Allah'ın izniyle. Yani yeter ki bu herifler ölsün. Ya Hamit böyle sallayıp duruyorum gözü. Alsana şunu elimden. Ekber baba. Söyle. Bu Salih denen adam arıyor durmadan. Konuşmayacak mısın? Of ya bu herif de tebelleş oldu başıma. Konuşmayacağım, konuşmayacağım. Kim bu Salih? Salih, oğlum olduğunu iddia eden bir velet. Yani muhtemelen doğrudur. Yani bu yaştan sonra ikinci bir erkek evlatla uğraşamam. Zaten başımda var bir bela. Ne yapıyorsun oğlum sen? Sorma enişte. Aile denen oluşum bacağımı kaptı bırakmıyor. Allah Allah. Yapacak bir şey yok. Enver gel. Geldim Fatma anne. Sıkıntı yok değil mi? Yok yok kolay gelsin. Eyvallah. Merhaba. Gel otur. İşlerin başına geçmeye karar verdin ha? Ne istiyorsun? Bir şey mi oldu? Dahan'la ilgili görevimi yerine getirmeye geldim. Gözün üzerinde olsun demiştin ya. Hı, dedim evet. Nerede o hakikaten? Açmıyor telefonlarını. Nerede olduğunu bilmiyorum ama ne işler çevirdiğini biliyorum. Ne işler? Durum çok kötü vallahi. Ben senin oğluna söz geçiremiyorum. Bu sefer hepimizi mezara koyacak kararlı yani. Oğlum ne anlatıyorsun sen ya? Söylesene. Çok tehlikeli, silahlı bir örgüte savaş açtı seninki. Tam Korkut belasından kurtulduk derken Mehdi belasını saracak başımıza. Mehdi mi? Sahte Mehdi ama yine de çok güçlü bir adam.
Başımıza taş yağdıracak vallahi. Yağmur Yalçın. Buyurun, benim. Bir paket vardı size. Kimden bu? Bilmiyorum, bana adres verdiler sadece. İyi günler. İyi günler. Oya Hanım, merhaba. Hayırdır? Aydan evde mi? Değil. Ne oldu? Dağhan'la ilgili sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Daha doğrusu sizi uyarmak istiyorum. Ne uyarısı ya? Yine başımıza çok büyük bir bela açacak. Ne belası? Girebilir miyim? Gel. Yenge, Allah Allah razı olsun ha. Çorba da on numara olmuş, eline sağlık. Afiyet olsun Mesut. Sen bana zor zamanımda evini açtın. Ben de sana bir şey yapmak istedim. Sıkıntı yok yenge, ne demek? Her zaman. Yalnız bana artık yenge demesen. Öyle bir şey kalmadı ya. Doğru ya. Evleniyorlar zaten. Kim evleniyor? Şengül işte. Dağın Aydan, Ayda. Nasıl? Aydan'la Dağın evleniyor mu? Şey, haberin yok muydu? Yok. Benim niye haberim olsun ki zaten? Dış kapının dış mandalıyım ben. Vallahi ne bileyim. Böyle bir ara bir şey olur gibi olmuştu ya aranızda sizin. Dağın da hafiften yanlıyor gibiydi sana. Bilmiyorum, o yüzden haber vermiştir dedim de. Kusura bakma. Neyse ya, ne yapayım? Herkese mutluluklar. Ben de gideyim artık. Oturuyorduk. Yok, ben gideyim. Geçmiş olsun sana. Tamam. Kalkamıyorum yenge. Kusura bakma. Lan 280 iş daha ön işleri işte. Milleti malamat etti ya. Selam, ben Dertli. İyi akşamlar. Bu arkadaş kim? Bu arkadaşın adı Dertli. Kimsin sen? Bana yardım eder misin? Korkut. Bebeğim, nasılsın? Yağmur. Ne oldu?
Yağmur, bunu açıklayabilirim. Niye açıklayacaksın ya? Bak bir kere bu, sana şöyle söyleyeyim, artık kullanmıyorum, temizim. Ömer, mesela onu sanıyorsun gerçekten. Değil mi? Demek öyle. Bugün aramızda Enver Baltacı var. Benim çok değerli bir dostumun oğlu. Enver. Öp bakayım elimi. Öpeyim hocam. Maşallah. Maşallah hocam. Bu adam. Arif Mübarek. İnternetten baktım bunu. Mehdi ilan etmiş kendini. Evine harem kurmuş. Yüzlerce kadın beyni yıkanmış hepsinin. Çok daha kötü şeyler de yazıyor hemen. Biliyorum hayatım. Biliyor musun? Yani şu an biliyorum. O zaman bilmiyordum. Ya sen... Sen nasıl böyle bir adamın elini öpersin? Nasıl böyle bir adamın evinde yiyip içip alem yaparsın? Yağmur, bir hata yaptım. Gençtim. Bu herif babamın arkadaşı. Anlatma bir şey bana. Anlatma. Kendimi savunamayacak mıyım ya? Savunma Enver. Savunma böyle bir şeyi, savunma. Hani her konuda arkamdaydın? Ha? Kötülüğümü görmüyordun. Geçmişimi biliyorsun Yağmur. Ben sana hiç rol yapmadım ki. Enver, bu kötülük değil. Bu başka bir şey. Bu iğrenç bir şey bu. Ben senin kimsenin önünde eğilme işini seviyordum. Senin dik duruşunu seviyordum. Senin kendini Mehdi ilan eden, insanların inancını sömüren bu adamla ne işin olabilir ya? Sanki adamın kötülüğünden ben sorumluymuşum gibi konuşuyorsun ya. Bilip de sesini çıkarmadıysan sorumlusun Enver. Nereye? Görmek istemiyorum seni. Bebeğim lütfen bir dur ya. Dokunma bana. Ne haber anne? Gel, bir seninle konuşmamız lazım. Tamam. Geç şöyle. Kızım otur. Anne ne oluyor ya? Evlenme teklif ettikten sonra Dağhan'la konuştunuz mu? Evet, konuşuyoruz. Hı. Ne konuştunuz? Plan ne? Yani düğün ne zaman, nerede yaşayacaksınız falan. Anneciğim her şey yavaş yavaş. Bak ben de ne güzel iş buldum. Hepsini sırayla yapacağız. Hmm. İş konusunda ne dedi daha? Çok sevindi tabii ki. Hmm. Çok ilginç. Yani bütün bunları konuşurken, düşünürken, ne bileyim balayı planı falan yaparken... ...gidip bu sahte Mehdi'ye savaş mı açtı bu adam? Sahte Mehdi kim ya? Kızım, bu adam sana evlenme teklif ettikten sonra gitmiş birilerine saldırmış. Bu Korkut denen heriften, onun örgütünden daha tehlikeli silahlı bir örgüt bu. Sen nereden biliyorsun bunu? Kızım, nereden biliyorsam biliyorum. Konu bu değil. Adamın yaptığı artık zalimlik. Senin hayatınla oynuyor, duygularınla oynuyor. Senin, benim, hepimizin ya. Tamam, bir sakin olur musun? Tutturmuşsun bir Mehdi. Daha doğru mu değil mi onu bile bilmiyoruz. Ben biliyorum. Enver söyledi. Bak o da karısının hayatı için endişe ediyor. Niçin böyle bir şey uydursun adam? Tamam arayacağım. Ama muhtemelen bir yanlışlık var. Enver söyledi diyorsun. İnanma şuna. Ha sen git Dağhan'a inan kızım. Anne inanıyorum çünkü evleneceğiz biz. Ay, ay delireceğim ya. Gerçekten delireceğim. Evleneceğiz diyorsun hala. Ne oldu? Açmadı değil mi? Açmıyor, işi var herhalde.
işi var, orası kesin. Niye açmıyorsun? Ne diyeceğim oğlum, açım şimdi. Neredesin Doğan? Merhaba. Merhaba. Doğan'la evleniyor musunuz? Tebrikler. Sağ ol. Bunun için mi geldin? Yok, ben bunun için gelmedim. Doğan'ı arıyorum. Bana şeyden bir mesaj geldi de. Sen bir Doğan'ın peşini bıraksan artık ya. Ne? Diyorum ki, hep bir bahane bulup ortaya çıkıyorsun böyle. Yapma. Yeter. Ne diyorsun sen be? Kabul et artık Leyla. Doğan'ın seninle işi yok. Sen olayı çok yanlış anlamışsın. O herkese yardım eder. Sana da yardım etti ve bitti. Yok benim Dahan'la görüşmem lazım. Yok biri bana mesaj attı deyip böyle süslenip püslenip buralara gelme. Elimden bir kaza çıkmasın bak. Çıksın bakalım o elinden kaza, görelim ne oluyormuş. Leyla bak, zaten sinirliyim. Gerçekten üstüme gelme benim. Sen de benim damarıma basma. Basarsam ne olurmuş? Bilmiyorum. Çünkü ilk kez bu kadar sinirleniyorum. Tecrübem yok. Ama bak, kendimden korkuyorum. Deneme. Hadi. Aa. Seni. Seni. Yani bir yerde açman lazım sanki daha hanım. Hani nereye kadar kaçacaksın? Neredesin sen ya? Neredesin? Sana günlerce ulaşmaya çalışıyorum. Neredesin? Konuşmamız lazım. Terbiyesize bak ya. Terbiyesiz. Elinden bir kaza çıkacakmış. Erkek Fatma. Susuyoruz, bir şey demiyoruz diye kendi bir şey zannediyor. Avladım onu. Aydan'ı da. Şu an av köşkündeler. Aydan'ı da kaçırdım. Ona bir şey yapmak ister misin? Aydan'a. Yani Dahan'ı hala istiyorsan onu aradan çıkartman gerekiyor. Bunu senin için ben yapabilirim istersen. Söylemen yeterli. Yüzüme bak. Neredesin ya sen iki gündür? İşim vardı. İşim vardı. Ne işi acaba? Enver'in anlattıkları doğru mu? Doğru. Yani sen yine gittin birilerine bulaştın. Geldin bana evlenme teklif ettin. Sonra gittin yine birilerine bulaştın, öyle mi? Cevap ver bana. Evet. Evet. İnanmıyorum ya sana.
İnanmıyorum ya sana. Ya ben ne hayaller kuruyorum ya? Gidiyorum, ev bakıyorum, eşya bakıyorum. Kredi çekebilir miyim, ona bakıyorum. Ama sen bu esnada bizim başımızı belaya sokmakla meşgulsün. Sen niye evlenme teklif ettin ya bana? Niye evlenme teklif ettin bana o zaman? Özür dilerim Aydan. Ha bir de evlenme teklif ettiğin için özür mü diliyorsun? Hayır, seni üzdüğüm için özür diliyorum. Engel olamıyorum kendime. Tamam, peki. Bir hata yaptın. Şimdi? Şimdi ne olacak? Herhalde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü sen bana evlenme teklif ettiğin için bir planın vardır diye düşünüyorum. Selam yenge. Hadi gitmiyoruz mu? Bu ne şimdi? Bir dakika. Bir dakika ne lan? Ben beklerim. Arif mübarek beklemez. Bak müdür aradı. Ya şimdi ya hiç. Daha ne oluyor? Gitmem lazım. Sonra konuşalım mı? Bizim seninle şu an aramızda bir konuşma yok ki. Benim karşımda bir duvar var. Ben ona konuşuyorum şu anda. Aydan şu anda kafamı toparlayamıyorum. O yüzden sonra konuşalım lütfen. Tamam. Zahan, eğer o arabaya binersen beni unut. Ben yokum. Sonra konuşalım Aydan. Ben de diyorum ki eğer gidersen konuşma falan olmaz. Biter bu iş. Aydan gitmem lazım. Yapmam gereken bir şey var. Başladım bir kere. Yarıda bırakamam. Ama beni yarım bırakabiliyorsun. Öyle mi? Ben gideyim. Aydan beni kuzu kuzu beklesin. Hayır efendim. Bu sefer öyle değil. Bu arabaya binersen bir daha benim yüzümü göremezsin. Dahan, istersen geri dönelim. Hala geç değil, toplayabilirsin kardeşim. Devam edelim. Bugün toplasam da yarın yine dağılacak. Tanıyorum kendimi. Evimiz. Nereye gidiyoruz? Hastaneye gidiyoruz. Arif mübarek bir operasyon geçirecekmiş. Orada işini bitireceğiz. Hastane burası. İçeride miymiş? Öyleymiş. Ne ameliyat oluyor? Onu bilmiyorum, öğreneceğiz. Ne yapalım? Bence hasta ziyareti yapıyormuş gibi katları dolaşalım. İlla onun olduğu kat kalabalıktır yani. Hı. Öyle buluruz. İyi fikir. Hiç kimseye bir şey sormadan çözelim bu işi. Üstten başlayalım mı? Olur.
Aşağı iniyor bu. Allah Allah. Otopark lan burası. Bozuk ya abi. Bu da bozuk. Gel merdiveni yürüyelim. Nerede ki? Burada bir yerdedir. Çok karanlık lan burası. Ne tarafa gidiyoruz ya? Ne oluyor lan? Asansör bozulduğunu anlamadım. Tamam, sakin. Sakin. Tamam. Tamam. Selamün aleyküm gençler. Aleyküm selam Ekber Baba. Buyurun cenaze namazına. Seni çok özlemişim. Ben de Ekber Baba, ben de özlemişim. Sevenler kavuştu işte. Ne güzel. Gençler size şimdi bir sürprizim var. Ahmet. Getirin kızları. Kızlar Arif Mübarek hocamız hakkında iftira atıyorlar. Tıpkı o yakışıklının öldürdüğü kız gibi. Neydi adı ya? Hülya mıydı? Hayal miydi? Neyin peşindesin Ekber? Daha bak sen hiç tanımadığın mağdur kızlara yardım etmeyi çok seviyorsun. Ayrıca sen Mübarek hocamızla savaş halindesin. Şimdi ben bu üç kızı öldürebilirim. Sen kurtarabilirsin. Ama yapman gereken tek bir şey var. Daha. Hamit, silah. Koş öyle. Al bu silahı daha. Al. Sakın kahramanlık yapmaya kalkma daha, delik deşik olursun. Sonra da ben bu kızları öldürürüm. Ne istiyorsun lan? Kurtu istiyorum lan. Bak, kızların ve senin canına karşılık bir tek kurt. Dört cana karşılık bir can. Vurun. Ben sabaha kadar bekleyemem, sıkılırım. Hadi kaldır silahını, vur şunu! Dağan. Yap kardeşim. Yap. Bak Dağan, eğer kurtu vurmazsam gözlerinin önünde önce kızları teker teker gebertirim. Sonra da seni gebertirim. Tamam. Şimdi hem zaman kazanmak
hem de olaya bir heyecan katmak için geri sayım başlatıyorum. Başlıyor. 3. Daha yap. Yap. Daha yapsın hani! Ve... 1...